Gökhan, gaza bassana, yavaş gidiyorsun. Oğluma gitmek istiyorum. Kaza yapıp da hastaneye dönmeye hiç niyetim yok. Emniyet kemerini bağlasana. Hadi ama, konuştuk ya bakıcıyla. Susmuş, uyumuştur bile. Bence seni özlediğinden ağladı. Acele etmenin bir anlamı yok. Az sonra kavuşacaksın oğluna. İnşallah. Hasta olmasın da. Bir de onun hasta olmasına dayanamam Gökhan. Yiğidim benim. Her şey nasıl da değişti. O yokken bu duygulardan habersiz yaşayıp gidiyorduk. Yengemin yerinde olmaktansa ölmeyi tercih ederdim Gökhan. Allah korusun. Bahar. Efendim? Biliyorum, hiç yeri değil ama sormazsam da rahat edemeyeceğim. Günlerdir o adamın söyledikleri kafamın içine dönüp duruyor. Hangi adam? Fuat'ım. Gökhan. O adam senin babanım diyor Bahar. Gerçekten baban olabilir mi? Bunu sen düşünmüyor musun yani? Hayır efendim, düşünmüyorum. Umurumda bile değil. Benim babam öldü. Bu konuda kapandı. Bir daha o adam hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Keşke zamanı geri çevirebilseydik. Keşke. Herkes gibi sen de beni suçluyorsun biliyorum. Ama... Ben kimseyi suçlamıyorum Berk. Yani sen kızınca fevri oluyorsun ama kötü bir insan olmadığını biliyorum. Ya en ufak bir kuşkum yok ki sen... Mehmet'e zarar vermezsin ki. Seversin Mehmet'i. Beni anlıyor olman bana güç verdi Gümüş. Ama hepsi senin gibi düşünmüyor. Bahar bile benim yüzümden olduğuna inanıyor. Belki ben olmasam bunların hiçbiri olmazdı. Benim yüzümden kimsenin başı ağrımasın. Ben hep bir bela oldum herkese. Yürüyen bir bela. Yine fevri davranıyorsun. Yine kendini cezalandırıyorsun. Hayatımızı da kararlarımızı da her zaman kontrol edemeyiz. E hatalar yaparız. Sen gördün mü hata yapmayan insan? Göreceğiz bunu yaşayarak. Bak. Bak bu bir sınav. Bu sınavı da geçeceğiz ve mutlu olacağız. Bunu düşünelim şimdi, tamam mı? Dua edelim. Gümüş. Ya abim dayanamazsa? Geri dönmez. Berk. Dönecek. Seher. Mehmet'in bir çift ayakkabısını getir bana. Anne, ayakkabıyı ne yapacaksın? Dış kapının önüne koyacağım, adettendir. Ne? Mehmet Bey öldü mü yoksa? Sen ayakkabıları kapının önüne koyuver kızım. Anne sen neler saçmalıyorsun? Mehmet yaşıyor, ölmedi. Sakın böyle bir şey yapma, Mehmet ölmedi. Anne! Anne lütfen. Anne! Anne iyi değilsin sen. Anne! Yalnız kalmak istiyorum Pınar. Git buradan. Biliyorum cancağızım. Araştırmaya devam ediyorsunuz ama benim hiç sabrım kalmadı. Bir an önce bir haber almak istiyorum. Ben size bana bahaneler uydurun diye para vermiyorum beyefendi. Sonuç istiyorum, sonuç. Bütün suallerinize cevap verdim. Rica ederim. Bulamayacaksanız söyleyeyim, başımın çaresine bakayım. Size son bir hafta cancağızım. Yoksa kendinize başka bir iş bakın. Bir de bana cevap veriyor hödük. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi anne? Bulamayacaksın Fikri Bey amcayı, sen de biliyorsun. İstese sana ulaşırdı. Boyundan büyük laf konuşma Billur. Bırak bu inadı anne, boşuna uğraşıyorsun. Şadoğlu rüyası sona erdi. Hem Mehmet Fikri Bey amca gelse seni affeder mi sanıyorsun? Kenan'ın yaptıklarından sonra imkansız. Adını ağzına alma şu soysuz itin. İnat etme anne. Toplanıp gidelim bu şehirden. İzimizi kaybettirelim. Unutalım her şeyi, yeniden başlayalım. Kimden kaçıyoruz kızım? Neden iz kaybettiriyoruz? Ben kocamı bekleyeceğim. Kenan'dan kaçıyoruz anne. İçeriden çıkar çıkmaz yakamıza yapışacak kene gibi yine. O ölmeden ondan kurtulamayız yoksa. Kaçmalıyız. Çocuklarım o Adi'yi öldü bilsin anne. Kurtaralım onları bu kötü maziden. Kolay gelsin Seher. Aa, geldiniz mi? Ben geldim de Rukiye hastanede kaldı. Aa, niye? İyi görünüyordu. Doktorlar gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamamız için
Bir süre daha burada kalmalı dediler. Ay çok kalmaz inşallah. Doktor kısa süre dedi ya, bakalım. İnşallah Rukiye'm bir güzel kendine gelir. Sonra da evimize döner. Bir daha da hiç gitmez Seher. İnşallah inşallah. İnşallah herkes kendine gelir de kurtuluruz şu hastane köşelerinden. Amin. Amin Seher.